Selamlar, ben Yazdır Olur. Bu videoda bileklerimde görmüş olduğunuz paracord bileklik modellerinden bir tanesini daha işleyeceğiz. Bir önceki videoda yapmış olduğumuz King Cobra modelini bir ekleme daha yapacağız. Kısaca bir King Cobra'ya geliş aşamalarını görelim ve bundan sonra nasıl hemen modifiyeye geçeceğimizi gösterelim. Göz oluşturdum. Boştaki ipi hepsinin üzerinden, iskeletin altından ve gözün içinden çekiyorum. Sıkıca çektiğim metre ip kullanmıştık toplamda kobra için. Şimdi King Cobra için de üstüne 2 metre ip çıkacağız. Göz oluşturduk. Hepsinin üzerinden geçtik. Çektik. Ve hepsi sonra evet, King Cobra modelinin nasıl örüldüğünü gördünüz. Şimdi bunun üzerine bir uygulama yapacağız. Bunda yine aynı şekilde King Cobra modelinin örüş şekliyle bir süsleme yapacağız. Hemen onu göstereceğim. Şimdi bileklikte ne kadar ip var King Cobra modeline kadar? 2,5 metre öyle deseniz, 2,5 metre de King Cobra deseniz üzerine yaklaşık bir 5 metre ip var şu an burada. Ve bu 5 metrenin üzerine biz hemen bakalım ne kadar gideceğini. Şöyle baktık. 1, 2, 3 ve 4. 2 metre daha ip çekiyoruz. Yani 7 metre bir ip kullanacağız buraya. Şöyle geldik. Tabii 7 metre diyorum. 7 metreyi tamamen bilekliğin içinde olarak düşünmeyin. Siz 7 metre yaparsanız örme kolaylığı sağlarsınız. Yani son şeylere geldiğinde artık milimler kala örmeniz biraz zor olabilir. Bu yüzden yapacağınız şey birazcık ipten arttırmak ve bu şekilde ilerlemeye çalışmak. Şimdi bu sefer tek renkle yapıyorum. Yani King Cobra modelinde ya da Cobra modelinde gösterdiğim gibi değil. Şöyle göstereyim. Tek renk bir model yapacağız. Şu şekilde. Tek renk. Tek renk bir model gidecek. Gördüğünüz gibi. Bu modeli King Cobra'nın üzerine öreceğiz. Dediğim gibi bunun bir adı yok. Bu modelin bir adı yok. Bu yüzden yorumlarınızda isimle alakalı aklınıza gelebilecek herhangi bir şey olursa lütfen söyleyin. Ne yaptık? Bir tarafta göz oluşturacağız, bir tarafta diş başlangıcına gireceğiz. Ne yapıyoruz? Sol taraftan bir göz oluşturdum. Soldan başlıyorum. Boştaki ipi göz oluşturduğumuz ipin üzerinden bütün iskeletin altından ve gözün içinden çekiyoruz. Çektik ve sıkıyoruz. Tık ve şu dişlerin aralarına gelmeye özen gösterin. Yani diş, diş, diş. Ne yaptık? Diş oluşturduk. Diş oluşturduğumuz tarafta göz oluşturduk. Göz oluşturduğumuz iple bu ipin altına giriyoruz ve boştaki iple hepsinin altından girip gözden geri çıkıyoruz. Şöyle devam ediyorum. Çektik. Evet, bir göz oluşturduk yine. Bir göz oluşturduk. Boştaki ipi göz oluşturduğumuz ipin üzerinden geçirdik. Bütün iskeletin altından geçirdik ve gözden çektik. Kapatıyoruz. Evet, şimdiden model kendini belli etmeye başladı aslında. Diş var. Dişin oradan göz oluşturduk. Boştaki ipi göz oluşturduğumuz ipin üzerinden bütün iskeletin altından ve gözün içinden çekiyoruz. Çektik. Kapattık. Şöyle. Göz oluşturduk. Göz oluşturduğumuz ipin üzerinden geçtik. Hepsinin altından girdik ve gözden çıktık. Tekrar yapıyorum. Son tekrarım bu. Göz oluşturduk. Göz oluşturduğumuz ipin üzerinden geçtik. Ve iskeletin altından gözün içine girdik. Şöyle çektim tekrardan. Kapattık.
Şu anda ben hızlanıyorum ve bilekliği bitiriyorum. Evet, son düğümü atıyorum. Bunda başa kadar gitmeyeceğim. Sadece orta kısmında olsun istiyorum. Çektim ve bitirdim. Şöyle çektim. Burada da çektim. Aynı şekilde. Evet, bileklik bu hale aldı. Buna isim bulalım şimdi. Şuraları gizleyelim. Buraları daha önceki videolarda olduğu gibi en yakın kısımdan kesiyoruz. Ve yakıp yapıştırıyoruz olduğu yere. Şöyle bir bakalım neye benziyor sizce? Daha öncekine Cobra dedik. King Cobra dedik bir üst modeline. Buna Queen diyebiliriz ama Queen var zaten. Ama ben buna çıngıraklı diyebilirim. Çıngırak, hani çıngıraklı yılanların kuyrukları da böyle farklı bir pozisyondadır ya. Farklı bir şey vardır. Yapısı vardır. Belki o şekilde düşünülebilir. Ama bileklik bence gayet tatlı oldu. Bakalım şöyle. Evet. Gayet hoş duruyor. Yani düşündüğüm gibi değil. Gayet başarılı. Evet. Görüntü gayet başarılı. Yani şöyle bilekliğe baktığınızda, hatta bileğe geçirelim. Geldik. Evet, birazcık kalın oldu ama yani gayet iyi. Şöyle baktığınızda şöyle bir model oldu. İlginç oldu yani. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama biraz tatlı oldu gibi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki modeli görebilmek için takipte kalırsanız sevinirim. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.